Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim lokanta usulü ezogelin çorbası. Bu yöntem gerçekten lokantalarda yapılan birebir tariftir. Hemen hemen bir 12-13 senedir yapıyorum ve çok sevilerek içilen bir çorbam. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğan hafif pembeleşmeye başlayınca bir yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Altını kısa alıyorum. Onu 1-2 dakika kısık ateşte kavuruyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı nane. Karıştırayım. 2 diş sarımsak, çok fazlasıyla değil, şöyle birkaç parçaya bölüp içerisine atıyorum. Daha sonrasında blenderdan çekeceğimiz için içerisinde kaybolacak. Eğer et suyu ya da tavuk suyunuz varsa çok da lezzet katıyor, katabilirsiniz. Yeterli artık kavruldu. İçerisine 1 litre su ilave ediyorum. Soğuk su öncelikle ilave edeceğim. Önce soğuk su ilave edin. Daha sonrasında kaynar su ilave edebilirsiniz. Şimdi onu içerisinde dağıtayım. Hemen ardından 1 litre su daha ilave edeceğim. Size tam ölçü vermek adına ne kadar su ilave ettiğimi belirtiyorum. 1 litre. Ayrıca 1 litre daha, toplamda 2 litre su ilave ettim şu anda. Yani 10 bardak su oluyor. Baharatlarını ilave ediyorum. Tuz ekleyeceğim. Bir miktar pul biber. Tamamen arzu ettiğiniz gibi ilave edebilirsiniz. Karabiber. Çay kaşığının ucuyla da kimyon ilave ediyorum. Tüm baharatları ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Fokur fokur kaynadığını gördükten sonra burada hemen 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı dolusu pirinç, 1 yemek kaşığı dolusu da bulguru birleştirdim. Bolca suyla yıkadım. İçerisine ilave ediyorum. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Ara ara karıştırarak orta ateşte 20 dakika boyunca pişiriyorum. Kapatıyorum. Ara ara kontrol ettim. Sizler de kıvamına bakarsınız. Eğer koyuysa su ilave edebilirsiniz. Ben birazcık ezogelin çorbasını koyu sevdiğim için gayet iyi. Şöyle hafif, çok olmadan, böyle çok fazlası pirinçleri, mercimekleri dağıtmadan hafif blenderdan çekeceğim. Artık çorbanın kıvamı da gayet güzel oldu. Çorbayı servis tabağına alacağım. Ezogelin çorbasının yanına en güzel gider limon kesinlikle katmalısınız. Umarım bu güzel çorbayı sizler de dener ve beğenirsiniz. Videoların altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seven Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.